Herkese iyi hafta sonları. 16 Eylül Cumartesi günü, başlıkta gördüğünüz gibi de gelmeyecekler. Kim gelmeyecek, niye gelmeyecek, neden gelmeyecek? Şimdi bu hafta tabii biliyorsunuz yurt dışına bir çıkarma var. Hem Sayın Erdoğan hem Mehmet Şimşek 19 Eylül'de, yani aslında benim doğum günümde, bakarsanız hediye olarak para gönderirler. Bir çıkarma yapacağız ve Türkiye'yi anlatacağız. Bir nevi bir roadshow'a çıkıp para isteyeceğiz. Ama gelinen nokta da tabii ki 27,5 kur hiç kimseye, yani bizim Türk insanına inandırıcı gelmediği gibi yurt dışındaki insanlara hiç inandırıcı gelmiyor. Çünkü son 2 sene 3 seneye baktığınız zaman özellikle seçim ekonomisi yüzünden geçen sene doları baskılayacağım diye harcanan rezerv ve enflasyon ve dolar arasında açılan inanılmaz makas, yani şu anlamda her şeyin 3 katına çıktığı bir ortamda, benzinin 3 katına 4 katına çıktığı bir ortamda doların sadece %30-%40, o da seçimden sonra bir devalüe olması hiç kimseye inandırıcı gelmiyor. Keza muhtemelen yabancıya da inandırıcı gelmiyor. Kaldı ki yabancı, hani burada mesela biz desek ki ya bu kur kardeşim işte atıyorum 32 lira olmalı. Mesela yabancı da atıyorum desek ki 32 lira olmalı ama... Tabii ki pazarlık için ne yapar? Der ki ya kardeşim 32 lira ama sen 35 lira yap, bana da bir %10 bir prim iskontosu ver der. Buradan gireyim, en azından Türkiye'de bir kur riskim olmasın, oradan yüksek faizini arttır, faize bağlayayım, borsaya gireyim. 5-6 ay sonra da çıkarken en kötü aynı seviyeden dolarımı alayım, çıkayım. Hani zaten bu sizin hep duymuş olduğunuz şey var ya, bu dolar gördüğü yeri bir daha unutmaz. Aslında çoğunun da sebebi budur. Şimdi öncelikle bu video çok önemli olacak. Sizlerden ricam lütfen videoları beğenmeniz, paylaşmanız ve kendi yorumlarınızı yazmanız, ama özellikle beğenmeniz ki daha çok insana ulaşsın. Çünkü özellikle son 4-5 aydır herhalde daha çok Pro Akademi tarafıyla ilgileniyorum. Bu arada arkadaşlar, videoların altındaki yazılar, WhatsApp grupları benim gruplarım değil. Lütfen kanmayın. Yani burada benim sadece official olarak olan sitem beforethenews.com. Buradan bana ulaşabilirsiniz. Özellikle finansal mentorluk, finansal danışmanlık, bilgi, eğitim almak, kendisini geliştirmek isteyen arkadaşlarımız buradan bize ulaşım bölümünden, WhatsApp hatlarından ulaşabilirler, mail atabilirler, eğitim setlerine bakabilirler, dostlarımızın görüşlerine bakabilirler. Dediğim gibi, yani benim herhangi bir öyle WhatsApp gruplarım falan filan, sahtekarlık gruplarımız yok. Şimdi bu video ayrıca ne ile ilgili olacak? Uzun bir video olacak, bölümler. İşte doları konuşacağız, altını konuşacağız. Özellikle biliyorsunuz altın bu hafta Fed'in faiz kararı var, bizim faiz kararımız var. Altın yatırımcısı çok ciddi anlamda aslında zarar ediyor ama farkında değil. Onu göstereceğiz. Çünkü size o kadar çok altın anlatıyorlar ve pazarlıyorlar ki zannediyorsunuz ki altın bir yere gidiyor. Aslında hiçbir yere gitmiyor. Yani altın taşıyan insanlar da son bir yıldır dolar taşıyan insanlar gibi, TL'de kalan insanlar gibi ciddi anlamda enflasyon karşısında paralarını kaybetmiş durumdalar. Ve hala daha altın hakkında da geyikler devam ediyor. Öyle olacak, böyle olacak. Yaklaşık 3 seneden beri hala 2500-3000 dolar olamadı. Hala anlatıyorlar. Onlar anlattıkça da altın düşüyor. İşte insanlara bizim kendinizi donatın, eğitim alın deme sebebimiz bu. Siz birazcık eğitimli, birazcık işi bilen bir adam olduğunuz zaman kime sizin doğru bilgi verip kimin vermediğini, kimin size oynadığını, kimin oynamadığını aslında daha iyi anlıyorsunuz. Ama bilgi düzeyiniz olmayınca her konuşulana inanıyorsunuz. Bir de bakıyorsunuz böyle yani popülist şeyler konuşan insanlar daha çok seviliyor. Sen şimdi altın çıkacak diye bir video yaptığın zaman seni birçok insan beğeniyor. Ya altın çıkmaz arkadaşlar, işte bak bunlar var deyip gerçeği söylediğin zaman hadi canım sen ne biliyorsun diyorlar. İşte bizim durumumuz tam da o ikinci kesim noktasında. Ama fark etmiyor. Biz bir YouTuber değiliz. Bizim işimiz bu. Biz piyasada para yöneten, iş yapan insanız yıllardır. Hani çok fazla, hani dinleyen dinler, dinlemeyen de kendi bilir. Yapacak çok fazla bir şey yok. Şimdi bu hafta dedik ki FED haftası, altın haftası. Şimdi şöyle bir bakalım öncelikle fiyatlamalara. Şimdi dolarda adil kur ne olmalı? Şimdi arkadaşlar, bu kur geçen sene zaten baskılandığı için bu kur şu anda şuradaki şu flama formasyonu dediğimiz noktanın bir üst bacağı 36 lira bandında olmalıydı bugün itibariyle. Ama ben seçimlere kadar
kurun bu seviyelere çok gitmeyeceğini ama yabancının en azından 31.80, 32 yani şuradaki 27.5'un kırılmasıyla beraber bir devalüasyon daha yapılması gerektiğini düşünüyorum. Başka türlü yabancının Türkiye'ye bu kurdan para getireceğini düşünmüyorum. Dolayısıyla bu pazarlıkları 31-31.80 aralığına çekeceklerini düşünüyorum. Şimdi dünyaya bakalım. Şimdi dünyada özellikle dolar endekslerinde ve ABD 10 yıllıklarında ciddi bir yükseliş var. Şimdi arkadaşlar yaklaşık 3 aydan beri Fed'in bir ara faiz artık arttırımını durduracağını söyleyen ekonomistler vardı. Dedik ki arkadaşlar bu 10 yıllıklar yukarı gidiyor. Piyasa Fed'in faiz arttıracağını satın alıyor. Dolayısıyla bu iş sabit kalacak gibi değil. Nitekim geldik 4.33-4.36 bölgesine ki bunun üstünde 5'lere kadar yukarı doğru gidebilecek bir faiz var Amerika tarafında. Bu da tabii ki altını etkileyecek. Dolar endeksleri tarafında yaklaşık 4-5 aydır olan düzeltme süreci yavaş yavaş artık kendini bir tekrar uptrend'e belki 110'lara doğru bir harekete bırakıyor. Ki bu da içerideki dolar TL'nin yükselmesine sebep olur. Biraz daha kısa vadeli bakalım buralara yani nerelere. Şimdi ABD 2 yıllık faizleri 5-10 direncine çok yakın ama orayı kırmış değil. 10 yıllıklarsa ise bu hafta çarşamba gününe kadar bu 4.36-60 çok ama çok kritik olacak. Eğer ki burayı kırar isek bu hafta 4.36-60'ın üzerinde 4.60'lara doğru bir hareketlilik başlayabilir. İşte bu hafta o yüzden 10 yıllıklarda gözünüz olsun. Niye? Çünkü burada ons altın ve gümüş tarafına baktığınız zaman buradaki hareketliliği sürdürecektir. Şimdi ons altına baktığımız zaman bir kere 2060 dolarlardan beri gelen bir düşüş kanal trendimiz hala devam ediyor. Yukarı doğru bantlara baktığımız zaman 1950 dolar, 1984 dolar ki çok önemli. Bu seviyeler kırıldıkça altında biz heyecanlanmaya başlayacağız. Hatta ondan önce şuradaki düşüş kanal trendi kırılmalı ki heyecanlanalım. Bu hafta Perşembe ve Cuma'ya baktığınız zaman aslında altında 1900'lerden bir toparlanma geliyor. Bu hafta tabii ki Fed'in faiz kararı çok önemli olacak. 10 yıllıklar çok önemli olacak. Dolayısıyla altın tarafında şunu söyleyebiliriz. 1900-1880 bölümleri altın için pozisyon açabileceğiniz yerler. Hani burada 1880'lerin kırılıp 1800'lere gelecek bir momentum olacağını orta vadede çok düşünmüyorum. Dolayısıyla 1880'ler bandında altın toplanabilir ama 1950 ve 83 kırıldıkça da pozisyonlar arttırılabilir. Aynı şey gümüşe bakıyoruz. Gümüşte keza öyle bakın. Daha önce döndüğü 22.20 dolarlara geliyor ki buradan tam döndüğünü görüyorsunuz tekrardan Perşembe Cuma. Gümüşte bence gümüş almak isteyen insanlar için bu 22 dolar 23 dolar aralığı mantıklı yerler gibi. Eğer Fed'in faiz artışından sonra piyasalar rahatlarsa gümüşte de tekrar şu düşüş kanal trendi olan 24.5'lara doğru belki bir hareketlilik görebiliriz. Ama iki tarafta da arkadaşlar çok fazla aceleci olmamak lazım. İşte teknik analizi bildiğiniz zaman, trendleri bildiğiniz zaman, dünyayı incelediğiniz zaman, yani dünyada ne oluyor? Bak ne yaptık? ABD 10 yıllıklara baktık. Dolar endeksine baktık. Sonra geldik altına baktık, gümüşe baktık. Bak. Bunları bilmek çok mu zor? Hayır. Bakın tekrar ediyorum her zaman. Lütfen sitede girip eğitim alan insanları şöyle bir görüşlerini okuyun. Bu insanlar da sizin gibi çok fazla bu iş hakkında hiçbir eğitimi olmayan insanlardı. Dostlarımızın görüşleri bölümünden sağ olsunlar yazdıkları güzel şeyleri oturup okuyabilirsiniz. İnsanların, gerçek insanların eğitimlerden sonra ki piyasalara bakış açısının nasıl değiştiğini görürsünüz. İnsanlar hep bilmedikleri şeyden korkuyorlar haklı olarak. Ama yaptığınız en büyük hata şu. Tamam korkuyorsunuz, bilmiyorsunuz, çalışmak da istemiyorsunuz ama gidiyorsunuz sağa solun lafıyla yatırım yapıyorsunuz. İşte o da sizin zaten para kaybetmenize sebep oluyor. Altın dedik değil mi? Onu unuttuk. Enflasyona karşı sizi ezdirdi. Ya nasıl işte kardeşim bak altın buralara geldi. Altın çok önemli. Altın öyle, altın böyle. Öyle mi peki acaba? Bir bakalım o zaman. Şimdi altın tarafında şöyle size gram altını bir gösterelim. Of gram altındaki yükselişe bak. 1250'den 1600'e gelmiş. Ey maşallah. Peki gram altındaki yükseliş ons altın yüzünden mi yoksa dolar TL yüzünden mi? İşte görüyorsunuz ki birinde bir düşüş trendi var.
birinde ise bir çıkış trendi var. Yani gram altın hem ons altından hem de dolardan beslenen bir enstrüman. Aslında buradaki gram altın yükselişinin tek sebebi dolardaki yükseliş. Peki gram altın sizi enflasyona karşı koruyabilmiş mi son bir yıldır? Bu grafiğimizi TÜFE bazlı yapalım. Neyi görüyoruz arkadaşlar? Bakın 2021 yılındaki o Aralık'taki o meşhur işten sonra KKM işinden sonraki rakama bakın, enflasyon altın oranına, bir de bugünkü rakamına bakın. Son arkadaşlar, yani şurada son 1-2 haftada bile enflasyona karşı gene zayıflıyorsunuz. Ama orta vade baktığınız zaman bakın 2021 yılındaki rakamların şu anda neredeyse yarı yarıya altındasınız. Yani aslında altının sizi koruduğu falan yok. Zaten işi biraz bilen bir insan şunu söylüyor. Ya kardeşim diyor, ons altın 2 yıldır 3 yıldır 2070 dolarla 1980 dolar arasında gidip geliyor. Altın size para kazandırmıyor. Ama size bunu öyle bir anlatıyorlar ki allandıra ballandıra dünyada savaş çıkarıyorlar, onu yapıyorlar, bunu yapıyorlar. Ya adamları dinlesen var ya, yarın gider hemen atar kendini intihar edersin. Para böyle kazanılmıyor. Para akıllı, disiplinli, emek vererek, çalışarak, birazcık kurcalayarak, birazcık bir bilgi düzeyi olup sağa soldaki değer verdiğin insanları dinleyip kendine bir sentez çıkararak oluyor. Veya yatırım fonlarla oluyor. Aa ben şimdi altın fonu alayım, ben şimdi petrol fonu alayım, aa bak şimdi borsa fonu alayım. Ama ne zaman hangi fonu alacaksın? Bunun kararını nasıl vereceksin? Sen hiçbir şey bilmeden bütün bunların kararını verebilir misin? Veremezsin. O yüzden iş dönüyor dolaşıyor, kendimize geliyor. Yani biz eğer birikimlerimize, yatırımlarımıza değer katmak istiyorsak önce kendimize değer katacağız. Önce kendimizi geliştireceğiz ki yatırımlarımız da değerlenecek. Aksi takdirde işi şansa bırakırız veya aksi takdirde işte iki tane YouTuber'ın ağzından çıkan lafa bakarsanız o da sizi perişan eder. Son 2-3 yıldır insanların başına geldiği gibi. Borsa hakkında yarın bir video yapmayı düşünüyorum. Yorumlara istediğiniz hisse senetlerini yazarsanız yarın da borsa hakkında böyle bir genel bir yayın yaparız. Yarın zaten Trade Academy Pro grubuyla bir seminerimiz var. Bu arada arkadaşlar Pro grubu ve Arena grubu, canlı seans grubu kapalı. Yani artık orayı almıyoruz. Muhtemelen 2 ay sonra gene. Biliyorsunuz 3 ayda bir açıyoruz. Yaklaşık bir hafta açık kalıyor. Ondan sonra zaten kontenjan kapanıyor. Oraya şu anda kimseyi almıyoruz. Canlı seans arenaya da almıyoruz. Ha, mesaj atan, bilgi birikimi olan, bilgi düzeyi yüksek olan kişilerle konuşup aradan aldıklarımız oluyor. Ama bilgi düzeyi düşük olan insanları çok fazla profesyonel gruba almıyoruz. Önce önemli olan insanların kendini eğitmesi. Önce eğitim alın, öğrenin. Ondan sonra profesyonel iş yapmaya kalkışın. Aksi takdirde elinize yüzünüze bulaştırırsınız. Bizim amacımız da insanlara bir şey katmak. İnsanların, hani insanlardan para alıp insanların başını belaya sokmak değil. Bazen insanlar şaşırıyor. Hocam işte yani hani para verelim biz de girelim. Ha, giremezsin. Çünkü bu işin amacı zaten para değil. Bu işin amacı insanları eğitmek. Hiçbir şey bilmiyorsan sana bu iş zarar verir. Sana zarar verecek bir şeye de biz girmek istemeyiz. O yüzden bazen insanları almıyoruz, anlatıyoruz sebebini ama hani bazen belki gönül koyan oluyordur ama bunun ileride size ne kadar aslında ulan helal herife helal olsun bak kendi çıkarını düşünüp bizi bu bataklığa, çünkü insanımız öğrenmek istemiyor. Şimdi kimisi arıyor, anlatıyorsun, tamam hocam diyor, o zaman ben öğreneyim diyor, adam eğitim alıyor öğreniyor. Kimisi diyor ki benim diyor vaktim yok, o zaman diyorum vaktin yoksa da girmeyeceksin. Hocam senden tüyo alsak. Ya hadi git kendin. Ben diyorum Telegram grupları var. Mutlu sonla bitiyor. Onlara gitsen. Yani biz de öğrencilere her sabah 20 tane hisse senedi söylüyoruz. Allah şükürler olsun. Ne olduğunu tanıyan bilen bilir. Ama biz kimseye tüyo veriyoruz diye bir grup kurmuyoruz. Bizimki tamamen eğitim grubu, analiz grubu. İnsanların kendini her gün yetiştirdiği, update ettiği bir grup. Bense hoca bana bir tüyo ver. Şeyler var diyor. Telegram grupları var. Mutlu sonla bitiyor. VIP gruplar. Ara beni, boya beni. Onlar sana verir tüyoyu. Sıkıntı değil. Herkese arkadaşlar şimdiden iyi pazarlar. Dediğim gibi yarın bir borsa videosu çekeceğim. Yorumlara yazarsınız hisse senetlerini. Videoları da beğenmeyi, paylaşmayı unutmayalım lütfen.